İyi geceler efendim. Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer'e İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Gönüller takımını tebrik ediyoruz. Haftanın diyeceğim ilk dokunulmazlık oyununu kazandılar. Best of mücadelesiyle özellikle tebrik etmemiz gereken yarışmacılar var. Aslında ünlülerde de var. Onları da konuşacağız ve ilk isim hepimizin tahmin ettiği gibi Barış Murat Yağcı oldu. Tabii ki bunu da değerlendireceğiz. Oyunu da değerlendireceğiz. Oyun esnasında yine Barış Murat Yağcı ile Hikmet Tuzsuz arasında bir tartışma oldu. Ee, biraz gerilim yükseldi diyebiliriz. Ve karşımda beyazlar içinde biri duruyor. Acaba kim? Nasıl Bakar bir mısınız? şıklık Murat abicim bu ya? Kendisi... Bugün Milano'dan indi. Çok Akşam uçağıyla o da buraya geldi. Sağ olun Normalde alın. bizi kır bizi kırmadı. Normalde hani Furkan'cığım dedi şey yapmak istemiyorum ama... Hı. ...bizi kırmadı bugün aramızda. Milano uçağından iner inmez buraya evet. geldi. Evet Murat abiciğim. Kılıyorsun Murat abi. <laughs> Yanıyorsun Çok Murat abi. Sponsoruma buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Evet Murat abiciğim. Çok zevkli bir sponsorum var. Başlayabiliriz buyursunlar. Şimdi... ...bugün ne oldu? <laughs> ne oldu? Yine geleneksel <laughs> olay. Yine... Gündeme geldi ne oldu? Ünlüler yine Kaybettim. kaybetti. Ve ben ünlülere şöyle bir şey demek istiyorum artık. Bu maçlar... Bir festival vardı abi sizin bir o devam ediyor mu? Ünlülerin e, kaybeden Kaybetmedi ünlüler festivali. festivali. Evet. Şimdi bak ben şöyle bir şey yaptım. Ünlülerin adını değiştiriyorum. Ünlüler değil kaybedenler. <laughs> Daha güzel yani ünlüler ile kaybedenler. Çünkü artık kaybetmelerinden gına geldi. Onları sevenlere de gına geldi. Kendi kendilerine de gına geldi. Artık kendini eleştirmekten de bıktılar. Ne yapacaklarını şaşırmış vaziyeteler. Sudan çıkmış balığa döndüler. Bu yüzden de gerçekten işleri zor, zor. Şöyle de bir şey var. Artık ben parkurlardan daha çok ee, onları nerede görüyorum biliyor musun? Parkurlardan daha çok orada görüyoruz. Nerede görüyoruz? Oy atmada. Evet, o platform var ya tabii, tabii, yazılan. Tabii. Oraya geliyorlar artık bir senarist gibi sürekli oraya gelip 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 yazıyorlar. Artık işleri bu oldu yani. Survivor'a oraya gidip bir şey yazmak oldu yani işleri. Bu hale geldiler. Gerçekten inanılır gibi değil. Ne olacak? Bunlar nasıl dönecekler? Nasıl bir geri dönüş yapacaklar? Evet, Abi, peki şunu Merakla bekliyorum. Şimdi diyorlar ki doğru eksilme, doğru eksilme. Abi eksiliyorsunuz, devamlı eksiliyorsunuz. Evet. İşte bir sen gitti, Mert gitti. Herkes sırayla gidiyor. Şimdi kaç haftadır, kaç potadır ünlüler eleniyor sevgili İhsan? Dört pota mı oldu? Son dördün üçünde ünlülerden gitti. Ünlülerden gitti. evet. evet. Devamlı eksiliyorlar. Nereye kadar eksilecekler? Ne zaman yani mesela son iki kişi kalana kadar Ta, devam edecekler? Ben yani. de tam güzel onu söyleyecektim. <laughs> mesela bunlar artık iki kişi kalacaklar. Hala eksiliyoruz, eksiliyoruz, eksiliyoruz ama galibiyet yok. Eksiliyorlar, galibiyet yok. Eksiliyorlar, galibiyet yok. Çok enteresan bu işin sonu nereye gidecek? Şimdi tabii ki ünlülerden bahsettik ama şimdi kazananlar kim? Tabii. Gönüllüler. Evet. Esas bu gecenin kahramanları gönüllüler. Ve bu gece ben bir nostalji yaşadım. Baktım 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 bana bir nostalji yaşattı birisi. Kim? Senin o tahmin ettiğin Seda <laughs> Seda'ya geleceğim birazdan da nostalji yaşatan Seda değil. <laughs> nostalji yaşatan kim biliyor musun Furkan dedi. Kim? Hanzade bir şiir şey yazacaktır bugün yine. Evet buyursunlar. Bir kere yine o. Sonların kadını bana nostalji yaşattı. Ben ona sonların kadını demiştim yarıştığı sezon. Sonların kadını kim o? Ayşe. Ve bu gecede yine sonların kadını olduğunu bir kez daha bize ispat etti. Ve nostalji yaşattı bize Ve sonda yine takımına galibiyeti getiren Best da galibiyeti getiren oyunda Ayşe vardı Sonların kadını Ayşe Sonra kime geliyoruz Yani <laughs> Ne yapacağımı şaşırdım ya Allah aşkına bana <laughs> Bak Allah aşkına <laughs> bana desin ki ağlıyor. Artık konuşma desin Ve o da desin ki mesela bana oradan bir haber yollasın Murat abi seni bu gecede konuşturmayacağım artık Desin ben razıyım ama kadın durmuyor kardeşim. Yine üçte 3. Üç. Yine üçte 3. Üç. Yine üçte 3 üç. üç. ve bak ben sana bir söyleyeyim. Yine e, Best of'ta yine onun da payı var Ayşe ile beraber değil mi? Best of'ta yine onun da payı evet, var. Evet. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi. Baktım. Ya dün siz, siz şeyden ya... bahsediyorsunuz. Aşkımdan mı bahsediyorsunuz? Hayır hayır. Aşkım kim? <gülüyor> Sedadan <gülüyor> ya. Sedadan tamam evet devam edelim. <laughs> şimdi aşkım nereden aklına geldi? <laughs> Arada esiyor bana da öyle geliyor. Şimdi bak Şimdi bak şöyle de bir şey var Furkan dedi. Bak şimdi. Ya dünkü oyunda ya önden önceki oyunda dedim ki 2 çarpı 2 eşittir 4. Dört. Seda 4'te 4 dört yapmıştı ve 4'te 4 dört yaparken kimleri yenmiş dedim? İki kere Nagihan'ı, iki kere de Gizem'i yen demiştim. Bu gece iki kere Nagihan'ı, bir kere de Gizem'i yendi. Yani Nagihan'ı 4 kere yenmiş. Son 4 oyunda Nagihan gibi Survivor adamla bir yarışmacıyla dört kere oynamış. Dördünü de kazanmış. Gizem'le üç kere oynamış. Son haftaların performansı üst seviyeye çıkan Gizem'le de üç kere oynamış son. Onu da yenmiş. Yani dört kere Nagihan'ı yenmiş. Üç kere gizemeyen mi? Son oyunlarda. Murat abi mesela bu aralar Nagihan'ı çok seçiyor olmasını bir tesadüf olarak mı görüyorsunuz Seda'nın? Şimdi valla Nagihan'ı da seçmesine de laf söylüyorsunuz pes yani. Böyle tatlı hani bir tesadüf mü sence? Hani bugüne kadar dediniz dediniz de şunu seçiyor bunu seçiyor. Eğer Nagihan'ı da seçmesine de seçiyor hala itiraz mi? ediyorsanız pes yani. Nagihan'ı seçmiş artık. Yani şöyle bir Ama durum var. Ama bir, bir dakika şöyle bir durum var. Fenerbahçe Galatasaray'ı seçmiş. Galatasaray Fenerbahçe'yi seçmiş. Durum öyle. Sen Fenerbahçe ile Galatasaray birbirini seçmiş falan bir Artık o kadar da dersen yani hakikaten peslerim. Sevgili Hanzade. <laughs> Hanzade ben yanlış mı hatırlıyorum? Sen dün gece mi, eversi gece mi ne, böyle yaptın? Bence 90 şey. derece döndün. Dedin ki, abi dedin. Artık dedin. Sema ile ilgili bir şey demeyeceğim. Seda hak veriyor. Seda ile hak veriyorum sana dedin. Şöyle, e, kadın ben bu takım arkadaşlarına kızdım. Ha, dörtte, yani dörtte yendi. Yani o bir kina Takım arkadaşlarına kızdım sessiz kaldıkları için aslında. He. Peki şimdi Allah rızası için şunu söyleyeyim. Bak ben konuşmayayım. Tamam. Ben konuşmuyorum. Seda ile ilgili ben konuşmuyorum. Abi Seda ile ilgili ben konuşmuyorum da kadın oradan konuşuyor. Ben ne yapayım ya? Mesela bugün azayla. şöyle bir cümle var. Yani çok tatlı bir cümleydi bence. İnsan hatırlıyor musun izlerken? Ya ben e, gizemi bu arada iyi diye seçmiştim arkadaşlar. Hani bu oyunda ben gizemi çok iyi zannettiğim için seçmiştim dedik. Öyle bir cümle duydum ben Seda'dan mesela. Ya Mesela bu cümleler hepsi tesadüf mü arkadaşlar? Yani hiç izlerken böyle bir bir algı, bir mesaj almıyor musunuz bu cümlelerden? Şimdi Seda'nın Gizem'i seçtiğini görüyoruz. Evet. Sonra yendiğini görüyoruz. Ben de Gizem'i iyi zannedip seçtim yani. Kusura bakmayın bu arada ben iyiyle oynamak isterdim aslında ama hani Gizem atışı kötüymüş. Demek ki diğer onu kazananın, onu yeninin atışı daha da kötüymüş gibi. Böyle bir cümlede üç kişiyi gömen e, mesajlı cümleler duyuyoruz Seda'dan. Bilmiyorum bana tesadüf gibi gelmiyor. Nagihan Eşleşmeleri de tesadüf gelmiyor. Şu dönem sıklaştı. Biz beraber izliyoruz Eskiden ya Eskiden bu kadar yoktu mesela sanki ya. ya beraber izlerken mesela Hanzade şöyle izliyor gibi geliyor. Mesela Seda oynuyor ya o anda. <laughs> Seda mesela Nagihan'ı yani yendi. Hanzade oyuna falan bakmıyor. Acaba Seda ne diyecek? Seda'nın ne şu diyeceğine bakıyorum bak. Artık, evet. Değil mi? Oyuna bakmıyor. Çünkü oyuna bakmana gerek yok. Nasıl yeniyor yani bakmana gerek yok. Zaten benim şurada Seda'nın performansına A diyebilecek herhangi evet. bir e, sebebim yok. Yani zaten performans anlamında çok iyi. Tekrar söylüyorum Seda'ya olan bütün eleştirilerim de performansı iyi olduğu halde güçsüz yarışmacılarla eşleşmesiydi. Zaten <laughs> ben performansına herhangi bir şeyi bugüne kadar hiç söylemedim. Söyleyemem de zaten apaçık ortada şu tablodan neredeyse inmedi yani hep birinci. Ama eleştirdiğim konular çok farklı Murat abi her şey performans Sizleri değil. Sizleri alıyor diye mi eleştiriyorsun? Kimleri? Güçsüzleri yani Nagihan evet, yani işte gibi biliyorum. çok güçsüz. Nagihan çok güçsüz. abi güçsüzlük. kim yani, kaldı şu an? Yani. Kim kaldı yere. zaten artık ünlüler takımında güçsüz diyebileceğimiz? Şu evet. an işte artık mesela Gizem var. O da çok iyi olduğu için aldı Seda bugün. Gizem çok iyi oynadığı için bugünkü oyunda. Seda eşleşti onunla sağ olsun. 3'te 0 yapmış Gizem. Mesela. Onun dışında da Nagihan var. Evet Nagihan'da ufak bir sakatlığı var ama çok da önemli değil. Tabii etkilemiyor Evet İhsan'cığım oyunu genel sen bir toparlarsan. <laughs> Öncelikle e, gönüllü takımını ve gönüllü kadınlarını tebrik, tebrik ediyorum. Edin. Çünkü oyunu kazanan özellikle Seda ve Ayşe ile beraber gönüllü kadınlarının üstün performansı oldu. Çünkü Best Of'ta da o ikisinin e, baskın oyunları bugünkü galibiyete neden oldu diyebiliriz. İkisini de tebrik ediyoruz. Seda 3-3, Ayşe 4-3 yaparak. Tabii ki diğer kadınlar da destek verdiler buna. E, erkekler bugün gününde değildi ama ben bugünkü oyunu biraz şans faktörünün yüksek olduğunu düşünüyorum. Bitiricilik Hat, kısmında bitiricilik ve bir de oraya kadar gelmesinde partnerli seçim olduğu için orada da tabii stratejiler devreye giriyor. Partner seçimi ve şansla beraber o yüzden de bize bazı bazı sürpriz sorular da çıkardı. Çıkardım, evet. Ve dolayısıyla mesela genelde gönüllü kadınları, kaybeder ünlü kadınları kazanırdı. Genelde ünlü erkekleri kaybeder, ünlü pardon, gönüllü erkekleri kazanırdı ama bugün tam tersi oldu. Olabilir. Çünkü bu saatten sonra şu çok net ki artık <laughs> ünlü erkekleri Mert'in de gidişiyle şöyle bir avantaja sahipler. Karşı taraf 7 kişi, ünlü takım erkekleri 6 kişi. Ve dolayısıyla seçme gönüllerde de olsa, kendilerinde de olsa mutlaka bir tane yarışmacı dışarıda bırakabilecekler. Yani bu durumda da karşının şu an performans olarak en yüksek 4 yarışmacısı hatta Survivor'ın en yüksek yarışmacıları Berkan, Ogeday, Anıl ve Hikmet dörtlüsünden biri mutlaka her turda oynamayacak. Hem de şöyle bir şey ekleyebilir miyim sana? Kendi bakış açılarından değerlendirirsek onlar Yasin'i, Arda'nı ve Gökhan'ı zayıf halka olarak nitelendiriyorlar. Üç zayıf halkayı da oyuna Mutlaka sokabilme oyuna şansları olacak. Kendileri ünlülere döndüğü zaman onlar bir tek Barış'ı belki bazı noktalarda zayıf görebilirler ki Barış da sürpriz yapabiliyor. Üçe bir gibi bir durum var orada sanki. Aynen öyle. Ve dolayısıyla da şu anki fikstür aslında ünlü takımına daha çok bakıyor. Ama Gel gelelim bugün neden kaybettiler? Bugün çünkü ünlü kadınları belki de olmayacak bir şey oldu. Gününde değillerdi. Yani evet sayı aldılar vesaire ama yanlış tercihler de olabilir. Çünkü genelde biz neye alışmıştık? Ünlü kadınları mutlaka kazanıyor. Yüksek oranda kazanıyor. Best of'lara çıkıyor. Best of'ta da ünlü kadınlar elinden geleni yapıyor. Ama bir şekilde erkeklerden dolayı kaybediyorlardı. Genelde böyle oluyordu. Bugün ise erkekler iyiydi. Best of'ta da kendi oyunlarında da kadınlar kötüydü. Şöyle bir göz atacak olursak da Best of'a çıkan seçmeleri de eleştirebilirim. Çünkü önce kadınlardan başlıyorum. Kadınlar bir oyun oynadı. Bakıyorum. Oynadıkları oyunda Merve 2'de 1, Nagihan 2'de 1, Elif 2'de 1, e, Sema 3'te 1 ve Sema'nın bir Nagiyen sakatlığı var. Bir. Yok abi. Nagihan 2'de 1. Best, best of'a çıkmadan önce Best of'ta oynamadı. Oynadı çünkü. Ha, Best of'ta. Best, best of'a çıkmadan çık. önce Merve 2'de 1, Nagihan 2'de 1, Elif 2'de 1, Sema 3'te 1 ve Sema'nın sakatlığı var. Neden Best of'ta Sema var? Bunu anlamak bana zor geliyor. Çünkü Merve gününde, Merve şu an performans birincisi. Neden Merve değil, neden Elif değil? Ben bunu merak ettim. Yani ben Sema'nın yanlış bir tercih olduğunu düşünüyorum. Erkeklere gelince de 3 tane 2'de 2 yapmış yarışmacı var. Adem, Atakan, Bora. Ve sabah da zaten aslında sabah derken programın başında gündüz bu konuyu konuşuyorlar. Adem diyor ki ben bayağıdır best of'a çıkmıyorum ben izin verdim. Sen izin vermedin buna işte takım izin verdi vesaire bu tarz konuşmalar oluyor. Ve akşamındaki oyunda Öyle bir şey oluyor ki Bora, Atakan ve Adem. O konuşmanın kahramanları 2'de 2 ile Best of'a geliyorlar. Ve Adem orada Best of'a çıkmıyor. Bora ile Atakan çıkıyor. Ben şimdi böyle bir durumda bakarım. Derim ki doğru seçmeyi nasıl yapacağız? 3 tane yarışmacı da 2'de 2. Tabii ki orada kendine güvenen bir yarışmacı varsa ben izin istiyorum arkadaşlar. Ben oynamak istiyorum. Elimi taşın altına sokuyorum diyen varsa tabii ki hak onundur. Ama bir de kimler kimlerle oynamış onlara da bakmak lazım. Mesela şimdi bakıyorum. Bora Yasin'le oynamış, Bora Ardahan'la oynamış. Bora'nın ikide 2'si öyle geliyor. Şimdi Adem'e bakıyorum. Adem Gökhan'la oynamış ve Adem Ogeday'la oynamış. Yani bir tık, bir tık daha sanki yani. bir tık daha zor bir tabii sayı almış değil mi? Tabii. Hani böyle göz ardı etmemek lazım. Atakan'a bakıyorum. <laughs> Atakan da Gökhan'la oynamış ve Atakan Berkan'la oynamış. Ben şimdi bu takımın koçu olsam, bu bir futbol takımı olsa Murat abinin dediği gibi ve ben bu takımın teknik direktörü olsam Bora e, bence sen müsaade et. Sanki Atakan'la Adem'in hakkıymış gibi gelirim. Ama bir şekilde arkadaşlar Bora'nın çıkmasına karar verdiler. Nitekim Bora da Berkan'a yenildi. Mesela o seçmede de tamam siz Bora ile Atakan'a karar verdiniz. Neden Atakan yendiği Berkan'la oynamadı? Onu merak ettim. Şimdi Psikolojik burada... üstünlük de olabilirdi. Yani best of'ların yanlışıyla gitmiş bir gün gibi Şimdi görüyorum. Güzel bir noktaya temas ettin. Aslında ben Batuhan'ın bununla ilgili bugün röportajını da izlediğim için bu bağlamda bir soru soracağım sana. Şimdi Batuhan diyor ki eşleşmeleri, yardımcı oyuncuları falan ben belirliyorum çoğu zaman diyor.